Herkese selam. Intel konusuna değineceğimizi daha önceki videolarda söylemiştik. Bildiğiniz gibi Intel'in yeni 10. nesil işlemcileri gelmek üzere. Muhtemelen Nisan ayından sonra bu yeni işlemcileri ve anakartları görmeye başlayacağız. 2020'de AMD'nin de 4000 serisi masaüstü işlemcileri gelecek. Sadece zamanı belli değil. Lisa Su 2020'de bu işlemcileri göreceğimizi söylemişti. Yani 2020 yılı AMD ve Intel'in işlemci savaşlarının yaşanacağı bir yıl olacak gibi duruyor. Ama tabii şöyle bir durum var. Kesin olmamakla birlikte bir yanda AM4 sokete 4. nesil Ryzen işlemcilerle destek vereceği söylenen bir AMD var. Yani BIOS Update yeni nesil işlemcileri mevcut AM4 soket anakartınıza takabileceksiniz gibi duruyor. Ama tekrar söylüyorum kesin ve net olarak doğrulanmış bir bilgi yok. Sadece söylentiler bu yönde. AMD, AM4 sokete 2020'ye kadar destek vereceğini söylemişti ama 2020'de de destek vermeye devam eder mi bilinmez. Muhtemelen bu destek gelecek gibi duruyor. Ortada dolaşan dedikodular bu şekilde. Diğer yanda da iki nesilde bir sürekli soket değiştiren ve dolayısıyla insanlara anakart değişikliği yaptırtmaya zorlayan bir Intel var. AMD öyle ya da böyle 3 nesildir AM4 sokete destek verdi ve sözünü tuttu. Eğer 4. nesilde de destek gelirse gerçekten AM4 soket efsane olarak anılacaktır bundan sonra. Fakat maalesef Intel bu konuda kötü anılan bir firma. Az önce de söyledik İki nesilde bir yaptıkları soket değişikliği bize anakart değişikliği olarak yansıdığından artık insanlar bu durumdan bezmiş haldeler. Hatırlarsanız AMD Ryzen işlemcilerle birlikte Intel'i çekirdek arttırımına zorlamıştı. Intel de böylece yıllardır i3'lerde 2 çekirdek 4 iş parçacı, i5'lerde sadece 4 fiziksel çekirdek ve i7'lerde 4 çekirdek 8 iş parçacı standardından çıkıp 8. nesille birlikte AMD'nin Ryzen hamlesiyle kendi işlemcilerinin fiziksel çekirdek sayılarında artış yapmak zorunda kalmıştı. Yani rakibin hamlesi Intel'i hamle yapmaya sürüklemişti ama AMD'nin AM4 soketi neredeyse 4. nesilde de destekleyecek olması maalesef Intel'e bu konuda geri adım attırmıyor. Bu bana göre Intel'in en büyük eksisi. AMD AM4 soketi destekliyor ama yerinde de durmuyor. Mesela B350 anakartın var diyelim. Gene de üçüncü nesil işlemci takabiliyorsun anakartına ama AMD sana diyor ki X570 anakartı da çıkarttım ve PCI 4.0 da donattım. Faz yapısında bir sürü yenilik yaptım. Yeni teknolojiler geliştirdim. İstersen bu anakarta geç bu özellikleri kullan ama geçmiyorsan da elindeki B350 anakarta ben işlemci olarak destek veriyorum diyor. İşte Intel'in yapması gereken de bu. Intel hem yeni sokete geçtiğinde anakarta çok fazla bir yenilik getirmiyor. Hem de o sokete geçmek için insanları zorluyor. Ben bu dayatmaya karşıyım işte. Rakip 7 nanometre işlemci üretiyor. Sen hala 14 nanometrede takılı kalmışsın. Üstüne sürekli plus işareti koyup koyup işlemci çıkartıyorsun. Ama gene de soket değişikliği yapıp insanlara yine bir anakart masrafı çıkartmaktan da çekinmiyorsun. İşte bence bu olmamalı. Şimdi 10. nesil Intel işlemciler geliyor. i9 10900K'nın 10 çekirdek 20 iş parçacığından oluşacağı söyleniyor ve 5.3 GHz'e kadar da ulaşacağı belirtiliyor. Ama soket olarak LGA 1200 sokete geçileceği de ek olarak belirtilmiş. Rakip 14 nanometreden 7 nanometreye düşürdüğü işlemcileri BIOS Update'de 2017'de çıkan anakartlarda çalıştırırken Intel'in sadece hız olarak yükselmesi aslında hiçbir soket değişikliği gerektirmiyor. Fakat maalesef bu dayatma gene bu nesilde de yapılacak. Mesela şöyle bir şey yapabilirdi Intel. Bu yeni anakartlar PCI 4.0 destekli olacaksa sen Z490, B460 ve H470 olarak bu anakartlara bu özellikleri koy. Ama aynı AMD'de olduğu gibi isteyen bu anakartlara geçsin. Zaten şu an bile A320, B350 anakart kullanıp X570'e geçiş yapan bir sürü insan var. Yani ürün müşterisini otomatikman bulur demek istediğim o. Intel'de yaşanan bu sürekli soket değişikliğinden bıkıp AMD'ye geçen insanlar var. Ben bu konuda Intel'in biraz kendi ayağına sıktığını düşünmekteyim. Bana göre yanlış bir politikada ısrar ediyorlar. Zaten teknolojik olarak rakibin gerisinde kalmaya başladılar. Ve inatla bu durumu devam ettirmeleri gene kendilerine zarar verecek diye tahmin ediyorum. İşin bir diğer saçma yanı H ve B serisi anakartlarda 2666 MHz e kadar destek verilmesi. Artık 3000 MHz'in altında RAM alan insan kalmadı. Adam K serisi işlemci almıyor. Belli ki overclockla uğraşmak istemiyor. B veya H serisi anakart alıp geçecekken neden adamın aldığı RAM'i tam desteklediği megahertzde kullanmak için Z serisi anakart almak zorunda bırakıyorsun? Bu bana çok anlamsız geliyor. Rakip bu konuda çok daha insaflı durumda. Göreceksiniz yeni sokette de B ve H serisi anakartlar için bu kez daha üst bir limit belirleyecek Intel. RAM'ı muhtemelen 3000 MHz falan olacak. İşte Intel'in AMD karşısında kaybetmeye başlamasının nedenleri bunlar. Bu sebepler yüzünden son zamanlarda toplanan tüm sistemlerde AMD oluyor. Hala da tek çekirdek performansı AMD'den iyi olduğu için oyunlarda bir üstünlüğü var. Evet ve kazandığı tek noktada burası kaldı Intel'in. Ama bariz hatalarına devam etmesi ve bu hatalarda ısrar etmesi insanların bir süre sonra isyan edip AMD tarafına geçmelerine en büyük sebep olmakta. Intel bu durumun tabii ki farkında ama bu durumu ortadan kaldıran bir hamle yapmadıkça ben Intel'i çok da iyi günlerin beklediğini düşünmüyorum. Bazı inatlarından artık mutlaka vazgeçmedi Intel. Yıllarca AMD'yi eleştirdik. FX serisine takılıp kaldılar. Intel çok farkı açtı dedik. AMD'nin yüksek TDP'li işlemcilerine eleştirdik. Intel'in karşısına güçlü şekilde çıkamamalarını eleştirdik. Ama artık durum değişti. Intel 4-5 nesildir i e serisi işlemcilerde yakaladığı krallığını bu yanlış politikaları yüzünden kaybetmek üzere. Şimdi biz de marka fanatikliği yapmadan gördüğümüz yanlışlar üzerine Intel'i eleştiriyoruz. Doğrusu da bu zaten. Hiçbir zaman hiçbir markanın fanatiği olmayın. X marka sizin elinizdeki bütçeyle size ne verebiliyor ya da ne verebilirdi ama size onu vermekten çekinip cebinizden daha fazla para çıkmasını istiyor. Ona bakın. Bazı arkadaşlar görüyorum firmanın çalışanlarından çok firmayı savunuyorlar. Takım tutar gibi firmaları tutmanızı hiç tavsiye etmem. Bu her zaman sizin zararınız olur benden söylemesi. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.